Mesela Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan'ın, Sayın Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan'ın neden kendi talebi olmaksızın İzmir'den Adana'ya gönderildiği gibi. Şimdi Ayşe Sarısu Pehlivan aslında bir örnek. Hakimler arasında bir örnek. Yani HSK'nın Ben de bir iki örnek çıkardım, soracağım birazdan size tabii onu. ki, tabii ki. Aslında HSK'nın yargıçlık teminatı konusundaki sıkıntısının çok somut örneklerinden birisidir. Çünkü 2017'de ifade ettiği bazı söylemlerden dolayı HSK bir disiplin soruşturması süreci yürüttü ve disiplin cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Ve Sayın Hakim'in başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Haziran 2023'te, daha yaklaşık bir ay önce HSK'nın verdiği disiplin cezasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Yani bu ceza yanlıştır dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Fakat döndük bir ay sonra Sayın Pehlivan hiçbir talebi olmadığı halde İzmir'den alındı, Adana'ya gönderildi. Şimdi en temel sorunumuz Türkiye'deki yargı bağımsızlığı sorununun temelinde yargıçlık teminatı, yani coğrafi teminat dediğimiz unsur var. Hakimlerin kendi talepleri olmaksızın bir cezalandırma aracına dönüşülecek şekilde tayinlerle aslında bir hizaya sokulmak istenmesi gibi en temel sorunumuz var. Ve hep söylüyorum, ısrarla söylemeye devam edeceğim. Türkiye'de HSK'nın yapısı tam olarak bağımsız hale getirilmediği müddetçe atılacak hiçbir adım, yargı reformu strateji belgesiymiş, insan hakları eylem planıymış, hiçbirisi Türkiye'de bağımsız bir yargı anlamında bir reform niteliğine düzenleme getiremez. Öncelikle HSK'yı tamamen siyasi iktidarlardan bağımsız bir hale getirmemiz gerekir. Bu anlamda yapılan bazı HSK kararnamesinde, son dönemde yapılan HSK kararnamesindeki atamaların aslında bu bağımsızlığı zedelediğine şahit olduğumuz örnekler içeriyor. Peki. Şimdi Müyesser Yıldız, gazeteci Müyesser Yıldız kendi internet sayfasında bir yazı kaleme aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Kor General Metin İğdil. 15 Temmuz darbe girişimine katılmış olmaktan cezalandırıldı, şu anda cezaevinde. Yargılama safahatında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi İğdil'in beraat ve tahliyesine karar vermişti. Hatırlarsınız. Gayet iyi Sonra hatırlıyorum. Erdoğan kızdı buna. İşte bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur dedi. Bu iktidarın yargıya müdahalesinin sembol örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Uluslararası raporlara girdi vesaire vesaire. En nihayetinde Metin İğdil de, hatta Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı lehine tanıklık yapmış olmasına rağmen cezalandırıldı, hapse konuldu. Ve bu iki hakim de sürgün edildi. Birisi işte Çorum'a, yanlış hatırlamıyorsam, birisi de başka bir yere, neyse, Anadolu'da iki yere sürgün edildiler. Ve son HSK kararnamesiyle geri geldiler. Ankara'ya geri geldiler. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi Nasıl tabii olabiliyor böyle bir şey? şunu söylemek istiyorum. Tabii burada kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor, hangi hesaplar var, bunun ucu nereye varıyor? Bizim bunları bilme şansımız yok. Ben tabii yargının üç sac ayağından savunmayı temsil eden baroların, avukatların meslek örgütü olan baroların çatı örgütü olan savunmayı temsilen konuşuyorum. Anayasamız şunu söylüyor bizim. Kimse hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz. Aslında yargı bağımsızlığına ilişkin önemli bir hüküm. Tabii ki şunu ifade edebilirim. Hiçbir yargı kararı eleştiriden muaf değildir. Elbette. Biz de birçok yargı kararını eleştiriyoruz. Muhakkak konuşacağız bugün. İşte Can Atalay'a ilişkin olarak verilen de Soracağım. bir yargı kararı, Yargıtay'ın kararı. Kararı eğer ki mevzuatımıza, içtihatlarımıza, uygulamaya aykırı görürsek eleştiririz. Ancak bu eleştiri hangi makamdan geldiğine ve ifade diline göre tavsiye ve telkine ve hatta onun da ötesine, tavsiye ve telkinin dışında tehdide dönüşüyorsa işte burada yargıya müdahale var demektir. Şimdi
bir devlet yapılanmasının içerisinde bu yapılanmanın en üstünden bu konuda gelen bir söylem çok dikkatli olmak zorundadır. Çok dikkatli olmak zorundadır. Yani sokaktaki vatandaşın eleştirisiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi bir değildir bir yargı kararına dönük olarak. Bunu iyi görmek gerekiyor. Bakın benimle ilgili de bir yargı süreci geçti. Dönemin Sayın Adalet Bakanı beni çıktı kınadı mesela. Şimdi benimle ilgili bir avukat olarak yargılanmam için soruşturma izni verecek olan makam Adalet Bakanı ise eğer, Adalet Bakanı bir vatandaş gibi konuşamaz benimle ilgili olarak. Çünkü ihsası rey mi olur? Tabii ihsası rey olur. Çünkü orası soruşturmaya izin verecek olan makamdır. Siz kişisel dünyanızda beni eleştirseniz de söylediklerinize çok dikkat etmek zorundasınız. Öbür türlü işte bugün hukuki güvenlik, Türkiye'de hukuki güvenliğin olmaması. Sokağa çıktığımızda 10 tane vatandaşa sorsak 9 tanesinin Türkiye'deki yargı sistemine güvenmemesinin sebeplerinden birisi de işte siyasilerin bu söylemleri ve devamında da yargının bu söylemler doğrultusunda aldığı eylemsel tavırlar gelmekte. Tam da bahsettiğiniz örnek budur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra yapılan bir HSK kararnamesiyle sürgün olarak nitelendirebileceğimiz bir karar. Fakat daha sonra ne oldu? Ne bitti? Değişen nedir? Hangi gerekçe tekrar bu hakimleri Ankara'ya almak konusunda HSK'da bir kanaat uyandırmıştır? Biz bunları hiç bilmiyoruz. Maalesef niyet okuyuculuktan öteye geçemiyor bu konudaki yorumlarımız. Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bankasya'nın önünden geçenler bile, evet, mübalağa ediyorum elbette, FETÖ'cü olmakla itham edilip hapse konuldular biliyorsunuz. İşte fakat mesela başka bir örnek, HSK son kararnamedeki başka bir örnek, Adalet Bakanı Yılmaz Sunç'un kardeşi biliyorsunuz FETÖ'den yargılandı ve beraat etti ortaya çıktı. Telefonunda baylok olduğu ortaya çıktı. Fakat işte itirafçı olduğu, önemli bilgiler verdiği gerekçesiyle beraat ettirildiği anlaşıldı. Bu beraat kararını veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirilmiş. Evet. Mesela bunu da bir işte Adalet Bakanı'nın kardeşini FETÖ soruşturmasından, FETÖ davasından kurtarıp beraat ettirdiği için bir ödüllendirmeymiş gibi görebilir miyiz? Şöyle ifade edeyim. Tabii en temelde konuştuğumuz, aslında bugün burada da konuştuğumuz sorun, yargıya güvenin artık eskiden böyle yüzdeler veriyorduk. Bazı sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, bazı uluslararası örgütlerin yaptığı araştırmalar. İşte Türkiye'nin hukuki güvenlik endeksinde kaçıncı sıraya düştüğü gibi. Ben artık bu endekslere falan bakmıyorum. Türkiye'de yargıya olan güven sıfırdır. Sıfır. Yani hiç öyle yüzdelik dilimlere bakmayalım. 150 ülke arasında 146.yız falan demeyelim. Hiç böyle örneklere ihtiyacımız yok bizim. Türkiye'de yargıya olan güven sıfıra inmiş durumdadır. Ben tabii bir hukukçu olarak her zaman evrensel hukuk prensiplerini en temel köşeye, en başa koyan birisiyim. Suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi. Yani bir kişi eğer ki herhangi bir konuda suç işlemişse, bu onunla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın sonuçlarını ortaya koyacaktır. Akrabaları, anası, babası, kardeşleri vesaire kesinlikle bundan etkilenmemeli. Elbette. Bu dönemin Sayın Adalet Bakanı'nın kardeşi de olsa konu Adalet Bakanı ile ilgili değildir dedim. Elbette. Demeye devam edeceğim. İstediği kadar yargıya güven tamamen sıfıra düşmüş olsa da biz bunu söylemek zorundayız. Burada çünkü bir kişiye ilişkin konuyu tartışırken konuyu onun akrabalarına dayandırmak ve bunun üzerinden yorum yapmak en başta bir hukukçu olarak benim kabul etmediğim, tartışmaya açmayacağım bir elbette konudur. Kategorik olarak ancak, böyle Erinç tabii, Bey. Aması var. Şimdi ana sorun yargıya güvensizliğe geldiğinde özellikle burada
artık konuşmayı bıraktığımız bir unsuru belki tekrar açmak gerekiyor yani. FETÖ'nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadığını gördüğümüz bir süreci yaşıyoruz. Maalesef artık konuşmuyoruz bunu. İlk yıllarında konuştuk biraz ama sonra bıraktık. FETÖ'nün birçok ayağıyla yargısal anlamda bir mücadeleye girişildi. Nedir bunlar? Kolluk kuvvetlerindeki yapılanmasıyla mücadele yapıldı. Yargıdaki yapılanmasıyla mücadele yapıldı. Ordudaki yapılanmasıyla mücadele yapıldı. İşte soruların çalınması vesaire gibi unsurlar dahilinde ya da mülakatlarla kayırılma suretiyle kamu kurumlarındaki yapılanmalarıyla belirli ölçüde mücadele edildiğini gördük. Ancak siyasi yapılanmasıyla hiçbir şekilde mücadele edildiğini görmemek, siyasette hala en üst kadrolarda FETÖ'nün maalesef ki yargısal değerlendirmelerin dışında terör örgütüyle irtibat ve iltisak diye bir kavram çıkartılarak birçok insan cezalandırılırken hiçbir şekilde terör örgütüyle bir mevcut sistem içerisinde öngörülen deliller doğrultusunda dahi bağı olmadığı halde görevlerinden alınan KYK'larla insanlar varken eylemlerine katılmamak ve üye olmamakla birlikte diye başlayan kararlardan bahsediyorsun. İrtibatla iltisak dediğimiz ilk defa hukuken duyduğumuz cümleler bunlar. Evet. Birçok kişi KYK'larla görevlerinden alınırken haklarında soruşturma yok, kovuşturma yok. Hiçbir yargısal karar olmaksızın kişiler görevlerinden uzaklaştırılırken o süreçte FETÖ'nün kamu kadrolarında kadrolaşmasına ilişkin çok ciddi adımlar attığına ilişkin çok somut deliller olan kişilerin hiçbir yaptırıma uğramadan halen siyasette daha da yükselerek devam etmeleri maalesef birçok insanda bu kaygıyı uyandırdı artık. Bunu FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken izlenen yöntem kendiliğinden yarattı. Haliyle vatandaşın tabii ki sorgulayıp bunu kamuoyuna yansıtma görevi olan gazetecilerin bunları sorgulaması, bunları basına, kamuoyuna paylaşması kadar da doğal bir şey elbette bulunamıyor bu durumda. Elbette.